Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ekim 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Ekim bizim ayımız. Sevgili burçlaşlarım, yılın da en önemli aylarından birisi Ekim. Bu ay tutulma yaşayacağız. Terazi burcunda bir güneş tutulması, boğa burcunda bir ay tutulması var. Bakalım bu tutulmalar önümüzdeki dönemi nasıl şekillendirecek? Evet sevgili teraziler, Mars'ın Eylül ayından bu yana burcumuzda olması nedeniyle biraz hayatımızda daha fazla çaba gerektiren konular, mücadele edilmesi konular, gereken konular var. Şimdi Ekim ayının ilk döneminde de bunlar devam edebilir. Çünkü Mars ayın ilk 10 günlük döneminde Uranüs'le, Neptün'le, Plüto'yla önemli açılar yapacak ve güney düğüm yönünde olduğu için biraz geçmişten gelen konular, birikmiş işler ya da halletmeye çalıştığımız mevzular var. Burada daha fazla çaba, daha fazla mücadele olması gerekebilir. Zaman zaman bizi zorlayacak konular da olabilir. İşte otorite figürleriyle biraz aile büyükleriyle ilgili konularımız var. Ev yuva alanlarında bazı çabalarımız var. Burada yapılmaması gereken konu kararsız olmak. Kararsız kalmadan, hareketsiz kalmadan aslında Mars inisiyatif almamız, mücadele etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Artık bir şeyleri ertelememek gerekiyor. Bitmesi gereken konular, hayatımızdan çıkması gereken konular, kavramlar olabilir. Bunları fark edip artık geride bırakmak ve önümüze bakmak gerekiyor sevgili teraziler. Güneş ayın 23'üne kadar burcunuzda olacak. Bu nedenle bu ay doğan tüm terazi burçlarının da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen terazi burçlarımız tabii ki özellikle tutulmanın da etkisiyle beraber bu ay çok önemli olacak. 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma aksı, Koç terazi aksı biliyorsunuz Nisan ayında başladı. Ve önümüzdeki 2025 Mart'ına kadar sürecek. 6 ayda bir güneş tutulması, ay tutulması yaşıyoruz rutin olarak. Dolayısıyla bu tutulmayı sadece Ekim ayıyla lütfen sınırlı tutmayın. Önümüzdeki Nisan'a kadar önemli olacak. Sadece Ekim ayıyla lütfen sınırlı tutmayın. Önümüzdeki Nisan'a kadar önemli olacak bu tutulma. Kişisel ve toplumsal alanlarda. Etkilerini Ekim'de de görebilirsiniz. Önümüzdeki Ocak ayı da çalışabilir. Mart ve Nisan'da da çalışabilir ama etkileri devam edecek ve daha kalıcı olacak tesirlerden bahsediyoruz. Şimdi 21 derece terazi olduğu için tutulma aksı. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarında mı? O zaman bireysel olarak en güçlü etkiyi siz alıyorsunuz. Yani evren sizinle ilgileniyor. Burada başrolde siz varsınız. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Orb aralığını 5-6 derece alabilirsiniz. İşte 15 ile 27 derece arasında da tesirler olacaktır, etkili olacaktır. Güneş ve yükselen dışında başka kişisel gezegenlerinizde özellikle öncü burçlarda yer alıyorsa etkiler artabilir. Daha güçlü çalışabilir. O gezegenin sembolize ettiği konularla ilgili özellikle. Bu Plüto etkili bir tutulma ve güney yönlü bir tutulma. Biraz zorlayıcı ve dönüştürücü etkileri var. İşte ailevi konularda zorluklar olabilir. Ebeveynlerle ilgili konular, kariyer, toplumdaki statünüzle ilgili konular, bir düzen değişimi, belki bir taşınma, yer değişimi gibi bir konunuz olabilir. Evlilik, ayrılık, işbirlikleriyle ilgili doğal olarak hani terazinin içerisinde yer alan konular var. İmaj değişimi, yer değişimi söz konusu. Yani bunlar da bazılarınız için çok önemli olabilir. Sağlığınıza lütfen dikkat edin. Yani sağlık konularında güneşi etkileyen tutulmalar, yükseleni etkileyen tutulmalar önemlidir sevgili teraziler. Sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa bunlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bilmediğiniz bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilir veya sağlığınızı iyileştirecek, yaşam kalitenizi arttıracak bazı uygulamaları hayatınıza daha radikal bir şekilde artık almanız gerekebilir. Bunlar da bir düzen değişimi, alışkanlık değişimi ve benzeri kararlar olabilir tabii ki. Evet, tutulmanın ardından ay ortalarında artık Mars'ın önce Akrep burcuna geçişi, ardından Merkür'ün Güneş'in 22'sinden sonra Akrep burcuna geçişi, ayın ikinci yarısından itibaren ikisinden sonra Akrep burcuna geçişi, ayın ikinci yarısından itibaren enerjiniz biraz para konuları, kazançlar, bütçe işleri, alacaklar, verecekler, borç alacak konuları ve benzeri alanlara yönlendirmenizi gerektiriyor. Bunlar tabii ki işbirlikleri, ilişkiler,
ve bunlarla bağlantılı konular da olabilir. Çünkü akrepteki bir Mars hani hisseli paralar, paylaşımlar anlamına da gelir. Çalışarak kazandığınız alanlarda yeteneklerinizi değerlendirme ve geliştirme alanlarında da daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. 28 Ekim'de Ay Dolunay fazına ulaşacak. Bu bir ay tutulması olacak. 5 derece Boğa burcunda. Boğa akrep aksında son 1,5 yıldır yaşadığımız tutulmalarda tamamlanacak. Para etkisi olan bir tutulma bu, biliyorsunuz. Belki sizin bütçenizle de ilgili, kazançlarınız, gelir gider dengenizle ilgili alanlarda son 1 yıl, 1,5 yıl önemli etkiler aldınız. Bu Boğa burcundaki tutulma da bu alanı etkiliyor. 8. evinizde meydana gelecek. Jüpiter de bu alanda. Tutulma sırasında 2. evinizde Akrep'te Merkür'ün, Mars'ın, Güneş'in olması 2-8 aksınızı önemli ölçüde çalıştıracak. Ama burada bir gerilim de var. Yani bir dolunay etkisi nedeniyle işte benim param, senin paran, kazançlar, giderler, borç alacak gibi konularda bir çekişme de var. Jüpiter özellikle kuzey yönlü bir tutulma olduğu için Boğa'da gelişme imkanları verebilir size. Yani kazançlarınızda bir gelişme ya da eşinizin kaynaklarında bir ilerleme, eşten, partnerden gelebilecek bazı kaynaklar, bir borcu ödeme, yapılandırma, emekli olma, bir kredi bulma ve benzeri konularda açılımlar getirebilir. Ay tutulması bu bir tamamlanma, bir aslında farkındalık enerjisi veriyor. Etkilerini Ekim'in son günlerinde yaşayabiliriz veya Kasım'ın sonlarına kadar olan süreçte de güçlü bir şekilde deneyimleyebiliriz. Unutmayın, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Aslında sabit burçlarımızı daha fazla etkiliyor bu. Eğer sizin sabit burçlarda, yani bunlar hangileri? Boğa, Aslan, Akrep ve Kova. Bu burçlarda, bu burçların 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu tesirleri çok daha güçlü bir şekilde hissedebilir, yaşayabilirsiniz sevgili teraziler. Unutmayın, 2004 yılının Ekim ayında da bu ay yaşayacağımız tutulmaların aynılarını yaşadık. Aynı burç derecelerinde yaşadık. Tamamen aynısı olmasa da o dönemde yaşadığınız veya aldığınız etkilerin benzerleri tekrar çalışabilir. Lütfen bu dönemi, yani 2004 yılının sonbaharını ve kış aylarını şöyle bir gözden geçirin. Bu yararlı olacaktır sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Terazi burcu, zodyal 7. burcudur. Hava elementinin öncü niteliklerini taşır. Terazi burcunu Venüs yönetir. Terazi burcu 12 burcun içinde dengeye en önem verendir. Bu burç ortaklığı, evliliği, adaleti temsil eder. Gezegeni Venüs, güzel sanatlar, sevgi ve aşk temsilcisidir. Hava grubu olduğu için zeka, iletişim ve sosyal yaşamda terazi burcunun ilgi alanıdır. Diplomasi yetenekleri onları insan ilişkilerinde de başarılı yapar. Terazi burcu kimseyi kırmak istemediğinden sırf uyumlu olmak adına kendi isteklerini erteleyebilir. Bu durum onları çoğu zaman uzun süre kararsız da bırakabilir. Karar vermek bu burcun en zorlandığı kavramlardan biridir. Terazi burçları dengeli, güvenli, huzurlu ve sevdikleriyle paylaşabilecekleri bir yaşam hayali kurarlar. Estetik ve güzelliğe çok düşkündürler. Venüs'ün etkisiyle güzel, çekici ve yakışıklı kişilerdir. Sevgi ve aşk onların hayatının vazgeçilmezidir. Bir birliktelik ve ortaklık içerisinde olma ihtiyacı duyarlar. Yalnız kalmayı sevmezler. Yakın dostluklar da bu burç için önemlidir. Zeki ve konuşkan oldukları için özellikle sosyal ortamlarında aranılan kişisidir. Duyguları ve mantığı arasında denge kurmayı çoğu zaman başarır. Bazen bu dengeyi korumaları zorlaşabilir. Terazi burçlarında hak, hukuk, adalet kavramı da çok gelişmiştir. Bir yerde haksızlık olduğunu hissettiklerinde adaleti sağlamak için mücadele içerisine girebilirler. Terazi burçları herhangi bir hedefleri olduğunda çok çalışkan olabildikleri gibi bazen Venüs'ün etkisiyle aşırı rahatına düşkün ve tembel de olabilir. Terazi burçları genel olarak cana yakın, güzel, hoş sohbet, cazibeli, sevecen yapılarıyla bulundukları ortamlarda her zaman aranılan kişiler olabilirler.